Teşrifleri için devlet ve hükümet başkanı değerli kardeşlerime şahsım ve milletim adına gönülden teşekkür ediyorum. Zirvemize video mesajıyla katkı sunan Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Onursal Başkan, elbaşı Sayın Nazarbayev'e de en kalbi selamlarımı iletiyorum. İstanbul Zirvesi, Türkmenistan'ın da gözlemci olarak aramıza katılımıyla tarihi bir anlam kazandı. Kadirli Doğan'ım, Sayın Berdi Muhammedov'a ve Türkmen kardeşlerimize bir kez daha aramıza hoş geldiniz diyorum. Uluslararası alanda saygın bir teşkilat haline gelen Aile Meclisimizin faaliyetlerine yeni bir isimle devam etmesine karar verdik. Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bugünkü zirvemizi ülkemiz tarihinde önemli bir yer olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda eski adıyla Yassı Adada gerçekleştirdik. Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının hayatları pahasına verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini bugün bir kez daha göstermiş olduk. Bir dönem acıyla, yasla milletimizin hafızasına kazınmış, hukuksuzluklarla anılan Yassı Ada, ki milletimiz burayı Yaslı Ada olarak da andı, hamdolsun bugün Türk dünyasının birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını temsil eden bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başlı başına bu tablonun bile Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafeyi ortaya koyması bakımından son derece mühim olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum Başbakan Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim kendilerini arkadaşlarıyla beraber inşallah şehitler safında muameleye tabi kılsın. Kıymetli basın mensupları, hafta başında Karabağ topraklarının azatlığının birinci yıl dönümünü idrak ettik. Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan'daki tüm kardeşlerimi bir kez daha yine şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Aziz kardeşimin liderliğinde can Azerbaycan'ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır. Karabağ zaferiyle inşallah Kafkaslar'da barışın, istikrarın, işbirliğinin hakim olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Zirve toplantımızda bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk dünyasının takdirinin nişanesi olarak Türk dünyası Ali nişanını tevcih ettik. Yine bu zirvede Aile Meclisimizin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldık. Zorlu salgın şartlarına rağmen dönem başkanlığı görevini başarıyla icra eden Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanlarımızın 27 Eylül'de yaptıkları Afganistan konulu olağanüstü toplantı, bölgemizdeki gelişmeler konusunda inisiyatif alma kararlılığımızı göstermesi bakımından bir ilki teşkil etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan'la birlikte koronavirüs salgını karşısında verdiğimiz ortak mücadelede diğer bir başarı hikayesidir. Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul bildirisiyle siyasi dayanışmamızı, ekonomik işbirliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik. Terörün her türlüsüyle, aşırıcılıkla,
ırkçılıkla, İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürme irademizi bir kez daha kayda geçirdik. İklim değişikliği ile salgın gibi krizlere karşı müşterek adım atma yönündeki irademizi vurguladık. Değerli basın mensupları, yeni adımız ve yapımız, Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın kurumsal yapısını ve vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz. Teşkilatımızın sekreteryası için tahsis ettiğimiz tarihi Arif Paşa Konağı'nın resmi açılışını bugün ülkelerimizin bayraklarını göndere çekerek resmi açılışını yaptık. Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesini de kabul ettik. Kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk dünyası hedefliyoruz. Bunun için Türk dünyasını teknoloji tasarımı ve üretimi başta olmak üzere her alanda insanlığa hayırlı hizmetler sunacak bir konuma çıkartmakta kararlıyız. Ve aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Bey'i bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini inşallah sürdürecek. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza belirlediğimiz stratejik vizyon çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğiz. Teşkilatımızın etkin ve özgün bir model oluşturarak uluslararası kamuoyunda ilgi odağı haline geldiğini görüyoruz. Gelecekte ortaya çıkacak talepleri de göz önünde bulundurarak bugünkü toplantımızda teşkilatımızın gözlemcilik ve ortaklık statülerine ilişkin önemli kararlar aldık. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza atan Sayın Binali Yıldırım'ı dolayısıyla bundan sonraki süreçte aksakalımız olarak çok ciddi görevler bekliyor. Önümüzdeki dönemde Türk töresine uygun şekilde Aksakallar Konseyi'ni daha etkin hale getirecek, ülkelerimizi temsil eden aksakallarımızın tecrübelerinde daha çok faydalanacağız. Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığımızda dünya göçebe oyunlarının dördüncüsüne de ev sahipliği yapacağız. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi zirvemizi yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler temasıyla düzenledik. Dönem başkanlığımız boyunca yeşil kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz. Türk dünyasında akıllı şehirlerin sayısının artmasına destek olacağız. Geçtiğimiz günlerde işgalden azat edilen Zengilan'da akıllı şehirleşmenin güzide örneklerinden birinin açılışını kardeşim İlham Aliyev'le birlikte gerçekleştirmiştik. Bu başarı örneklerini coğrafyamızın her köşesine yaymak istiyoruz. İnsan ve çevre odaklı bir anlayışla Türk illerinde medeniyeti, geleneği ve modernliği buluşturmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada şu gerçeği hepimiz gayet iyi görüyoruz. Kardeşler arasındaki kalbi dayanışmanın ve muhabbetin önünde hiçbir engel duramaz.
Aynı manevi hazineden beslenen ortak geçmiş, kültür ve ataya sahip kardeşleri ayırabilecek hiçbir hudut yoktur. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı Türk dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz. Soğuk savaş döneminde birbirleriyle kucaklaşma hayali kuran kardeşler bugün birlik ve beraberlik içerisinde ortak geleceklerini inşa ediyor. Dünyanın pek çok yerinde çok daha az asgari müşterekle çok daha büyük ve etkin yapıların faaliyet gösterdiğini unutmamalıyız. Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir. Bu birliği ne kadar ileriye taşırsak kendimiz, bölgemiz ve dünya için o kadar hayırlı işlere imza atabiliriz. Hiç kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı. Tam tersine, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının bir parçası olmaya çalışmalıdır. Medeniyetimizin ve kültürümüzün tabii yol haritasına uygun şekilde teşkilat üyesi ülkeler olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Zirvemizin düzenlenmesi kapsamındaki çalışmalarından dolayı Dışişleri Bakanlığımıza, Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteriyası'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beraberce yürüdüğümüz bu kutlu yolun her daim açık olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Zirvemizin ve aldığımız kararların ülkelerimiz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Birlik beraberlik içinde nice zirvelerde buluşmak üzere şahsım ve milletim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve tabii işin bir güzel yanı demokrasi ve özgürlükler adası bugün bir ilki gerçekleştirdi. Bu ilk artık adamız inşallah uluslararası toplantıların da bir odak noktası haline gelecektir. Sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası. Bu tür toplantıları hep aşkımız buydu, heyecanımız buydu. İnşallah demokrasi ve özgürlükler adası dünyadaki sıkıntıların çözümünde adeta bir merkez nokta olsun diye düşünüyorduk. Ve bugün işte ilk adımı attık. Ve inanıyorum ki bunun gerisi çok daha farklı bir şekilde gelecek. Ve bu vesileyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne tekrar teşekkür ediyorum. Buranın imarında, inşasında gayretleri olduğu için. Genel Başkan Yardımcım Çiğdem Hanım'a mimari noktada ofisiyle beraber buradaki gayretleri sebebiyle ayrıca yine teşekkür ediyorum. Rabbim nice adımları hep birlikte atmaya bizleri muktedir eylesin diyorum. Sizlere tekrar kalbi selam, saygı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Ve bugünkü toplantıda tabii bir adım daha attık. O da şu, Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız ve diğer ülkelerde kalan 500 bin aşıyı inşallah buraya dahil etmiş olacaklar. Zaten Türkovak inşallah yıl sonuna yetişmesi halinde sorunumuz yok ve biz Türkovak'tan uluslararası merkeze ayrıca aşı
gönderme noktasında gayretli olacağız. Sağ olun, var olun.